Vallahi sıkıldım. Merhaba. Hoş geldin. Saçma işler. Çünkü YouTube bu. Sıkılıyorum ye. Yeah. Sıkılıyorum. Tüm gün böyleyim. Sıkılıyoruz yani. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bana çizimler attınız. Ben de bunları yorumlamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bunun ilkini biliyorsunuz arkadaşlarıma çekmiştim. Şimdi ikincisini çekeceğiz. Ben YouTube'da yazmışım. Demişim ki çizimleriniz yorumlanmasını istiyorsanız bana Instagram'dan yollayın diye. Ve birkaç tane kriter koymuştum. Bunlar da işte yaşınızı söylemeniz ve aynı zamanda ne kadar yıldan beri, ne kadar zamandan beri çizimle uğraşmanız. Umarım ki güzel bir video olacak. Başlayalım videoya. Yaklaşık 5 seneden beri çizim yapıyormuş ve 1,5 yıldan beri de kara kalemle uğraşıyor ama bana bir guaş, akrilik ya da yağlı boya, tam anlayamadım şu an ama öyle bir şey yapmış. Şimdi buradaki 14 yaşındaymış bu arada. 14 yaşına göre çok çok bence iyi bir şey. Yani 8. sınıfa giden birisi bence bu yaptığı şey bayağı iyi. Hele ki arkadaki kayık falan bayağı iyi olmuş ama öndekinde birazcık bir perspektif hatası var. Aynı şekilde biz bunun deniz olduğunu görebiliyoruz ama oradaki sanki deniz kısmını pek yakalayamamışız. Denizde kullandığım boyanın çok fazla yoğun olduğundan dolayı olabilir. Ama genel olarak 14 yaşına göre bence çok iyi. Çok iyi yani. Ben beğendim. Niye bu kadar övdüm lan? Ama güzel. Yaklaşık 5 seneden beri çizimle uğraşıyormuş ve 13 yaşındaymış. İlk başlarda kuzenlerimden öğrendiklerimle kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Şimdi internetten Anıl abiyi izleyerek gelişmeye çalışıyorum. Ayrıca 2 yıldır kendi elbise tasarımlarım var ve bunların üstüne sürekli küçük detaylar ekliyorum demiş birisi. Ve şu çizimi yollamış. Keşke bu çizimi yollamasaydın. Hani o elbise tasarımları, daha böyle uğraştığın şeyler falan varsa onları yollasaydın keşke. Çünkü çok böyle A4'ün şu kısmını yaptığın bir şey yollamışsın ama yine de yorumlayalım. Valla burunda hata var. Yani burun daha iyi görebilirdir 3 boyutu görmek için. Çünkü burun çok düz gelmiş falan böyle. Adım Görkem. 14 yaşındayım. 1,5 yıldır grafik çiziyorum. Bu aralar çizim yapıyorsun. Sayfama bakarsan sevinirim. Fortnite'dan sanırım bir karakter. Ben Fortnite oynamadığım için ne kadar iyi bilemeyeceğim. Ama çizgiye bakarsak bazı yerlerde görüyorum. Titreşimler vesaire var. Bir de fotoğrafı düz çekmediğim için perspektif ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyeceğim. Bundan sonra yapacaklarımız olursa ya çizim yorumlama falan, fotoğrafları bana düz atın ki ne var ne yok hepsini görebileyim. Burada kullandığın keşeli kalemler vesaire var ya, onları bir tık daha hızlı ve güzel atmaya çalış. Yani burada bazı yerler titremiş falan filan, onları engellemek için böyle bir şey yapabilirsin. Evet, 16 yaşındaymış. Normalde grafiti yapıyormuş ama 3 yıldır çizimle ilgileniyormuş. Çok çok aslında güzel ama hani tam ne olduğunu anlamadım. Sanırım bir karakter çizimi ama cidden hoş duruyor. Bayağı hoş duruyor. Bayağı uğraşmış galiba buna. Yani kara kalemle yapmış sanırım. Bence gayet hoş bir iş yani. Parlaklıklar vesaire gayet iyi duruyor. Tebrik ediyorum. Birisi sesli mesaj göndermiş. Benim kanalıma abone olur musun? Olursan çok sevinirim. Ben senin kanalına ilk açtığından beri aboneyim, ne olur. Kaç yaşındasın? 10 yaşındaymış. 2014'ten beri resim yapıyormuş. Bir dakika, 10 yaşında, 4 yaşından beri resim yapıyormuş ve bizim kanal 2015'te falan, 2014'te falan bize video atmaya başladık. Yani 4 yaşından beri bizim kanalı takip ediyorsun, vay be. Bak, YouTube kanalı varmış, adı da Tülin Metin Yavuz'muş. Bakın takip edin, Tülin Metin Yavuz. Hemen çizimine bakalım. Vay, Simce'yi diye grafiti yapmış lan. Daha deminki arkadaşlara söylediğim gibi, bu arada 10 yaşına göre bence gayet iyi şeyler ha. Ben 9 yaşında başladım, bu kadar yapamıyordum. Yine işte oradaki çizgiler bir tık daha titrek ya, bir tık daha kendine güvenerek böyle daha sağlam çizgiler atarsan çok daha iyi şeyler olur. Bunlara yapacak yorum yok çünkü yaşına göre bence gayet iyi işler. 14 yaşındayım, 12 yıldan beri resim yapıyorum mu? 2 yaşından beri resim yapıyorsun. 14 yaşına göre bence bu arada attığı işler bayağı güzel. Buradan bir tanesini koyalım. Bazı renk geçişleri olsun, karakterlerin çizimi vesaire fena değil bence, hoş duruyor. Yani eğer ki devam edersen, böyle hep çizersen çok çok daha iyi yerlere gelirsin. 16 yaşındaymış ve 5. sınıftan beri çizimle ilgileniyormuş. Yani 4-5 seneden beri sen çizimle ilgileniyorsun. Bak bu arada güzel ha. Anime karakterlerine pek bilgi sahibi olmadığım için çok aman aman yorum yapamam. Sanki böyle birazcık yüzü kaymış gibi geldi bana. Yani şöyle bir bakın mesela, tamam diğer gözü var ama diğer gözü nerede falan hani. 15 yaşındayım, bir ay oldu resim yapmakla uğraşmaya başlayalı. Herhangi bir resim eğitimi almıyorum. Senin kanalın bana cesaret veriyor. 6 ay daha gelişirim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. 6 ay daha gelişir. Sadece 6 ay gelişir, başka hiç gelişmem. Yani şimdi şöyle bir ay olmuş başlayalı. Bence bir aya göre okey. 26 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi resim bölümünü bitirdim. Videolarını da seviyorum. Başarılar sana da. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Şöyle bir iş var. Bence çok çok güzel bir iş. Dikkatimi çeken bir şey var. Sanki omuzlar bir tık fazla geniş olmuş. Sol taraf en azından. Ama onun haricinde bence gayet başarılı bir iş. 17 yaşındayım. Hiç eğitim almadım. Arabaları ben tasarladım ve çizimle 5-6 yaşından beri ilgileniyorum. Vay. Yani cidden çok tatlı bir sayfa olmuş. Ve çizgisinin çok güzel bir tadı var. O yüzden tebrik ediyorum. Yani cidden ben bu sayfayı bayağı bir beğendim. 17 yaşındasın. 7 yaşından beri çizimle uğraşıyorsun. Kurşun siyah kalemin gazabına uğradım bu resimde demiş. Umarım yorumlarsın. Az da olsa taktik alayım. Yani oradaki adamı bir de arabanın içinde düşün mesela. Sığmaz. O yüzden adamı küçültmen gerekiyordu tabii. Bir de belki arabanın bazı yerlerinde böyle silginle ışık falan versen çok çok daha iyi olurdu. 20 yaşındaymış. Güzel sanatlar hazırlıyormuş. Kendimi bildim bile resim çiziyorum. Grafiti ile başladım. 2 senedir sınava yönelik hazırlanıyorum. 3 resim attım. İkisi kopya. En alttaki şu an devam ediyorum. 8 ay atölye eğitimi almış ve şu anda evde çiziyormuş. Bak şimdi. Yani belki kağıdın bir tık daha yukarısında olabilirdi. Ama mesela attığın araştırma çizgileri güzel. Ama bence gövdesi bir tık geniş olmuş. Hani bir tık onu azaltabilirdik. Aynı zamanda mesela ayak bilekleri çok kalın olmuş. Ayaklar belki bir tık daha büyüyebilirdi. Ama onun haricinde hani çizgine bakacak olursak ben çizgin çok güzel bir tatta. Merhaba kardeşim, 27 yaşındayım. Şu anda resim bölümü yüksek lisans yapıyormuş. Çalışmalarında başarılar diliyor. Teşekkür ederim. Ve bunları yolda şeyleri anatomik olarak değerlendirmemi istiyor. Burak Hızarcı oldu. Şimdi bence taramalar çok sert olmuş, tamam mı? Yani vücuttaki bazı hatlar tak 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 diye gidiyor ama vücudumuza hiçbir yer dümdüz değildir. Bir de taramalar çok sert sert girmişsin ya, o yüzden de böyle çok 3 boyutluluğu veremediğini düşünüyorum ben. Bir tık 2 boyutlu olmuş. Ama onun haricinde bence gayet güzel yani. Hani mesela şu soldaki kol falan hoş olmuş. 14 yaşındaymış. Halil 3 seneden beri çizim yapıyormuş. Bir de beyaz mürekkepli bir kalem önerebilir misin? Sigma diye bir tane kalem vardı. Onu bak, ona bak. 14 yaşındasın ve bu çizim bence gayet iyi 14 yaşına göre kesinlikle. Ulan o kadar iyi çizenler var ki hani yaşlarına göre. İleride ne biz kalırız ne başka birisi kalır. Hani bizi geçeceksiniz ki geçin zaten. Ben de sanki 30 yaşındayım ha. Zaten buradaki atanların hepsi bence yaşına göre gayet iyi işler. Birkaç tanesi hariç. Ha, buradaki fark nedir? Birisinin çok daha fazla çalışması, diğerinin daha az çalışması. Ya da birisinin belki doğuştan bir tık daha fazla ona yeteneği vardı. Birisinin daha az vardır. Yani bu iş sende bittiği için çok daha fazla çalışmanızı herkesin öneririm. Ama bak. 16 yaşından beri çiziyormuş. 16 yaşındaymış. İlkokuldan beri resim çizmeyi seviyormuş. Bir Joker çizimi yapmış. Ben beğendim yani bayağı. Ama böyle burnu var ya, işte burnundaki o böyle dönüşü bir tık daha iyi verseydin, oradaki ışığı falan çok çok daha iyi olurdu. Ama yine de ben genel baktığım zaman oradaki 3 boyutu, taramayı, nerenin koyunların açık olduğunu çok rahat görüyorum. Ellerine sağlık. Abi 13 yaşındayım. Geçen yazdan beri kursa gidiyorum. Yaklaşık 1 yıldır ciddi olarak çiziyorum. Bakalım neler yapıyormuşsun. Şimdi genel baktığımız zaman aslında hoş, yani kontrastı görebiliyoruz. Ama belki bir tık daha fazla açık koyu ilişkisi görebilirdik. Yani belki öndekiler biraz daha net olabilirdi. Ya ne bileyim, böyle yanlarından diyelim ki biraz daha kalınla çizersin. Daha fazla öne getirirsin. Onu tavsiye edebilirim. Onun haricinde yaptığın tarama tonlama bence yaşına göre gayet güzel bu arada, haberin olsun. Sadece yapman gereken bir tık daha fazla kendine güvenmek. Zaten bir şeyler yapıyorsun. O kalemi bastırmaktan korkmanı istemem ben şahsen. Yani o yüzden önde olan figürleri daha fazla belli etmek için belki dediğim gibi yanlarından 3-5 tane fazla çizik atsan veya arkadaki ütüyü bir tık daha fazla silik yapsan zaten onlar öne çıkacak. O yüzden de açık koyu, yani ön arka ilişkisine biraz daha dikkat et. Onun haricinde bence gayet güzel bir iş. Evet, böyle bir videoydu arkadaşlar. Umarım ki yararlı olmuştur yani. Herkesin dediğim gibi çizimlerini alamadım çünkü bir sürü gelmiş. Belki bunun üçüncüsünü yapabiliriz. Onun haricinde umarım hani çizimlerinizi yormadım. Umarım ki size bir şey katmışımdır. Yani hedefim o. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Lan video da bitti. Şimdi ne yapacağım ben evde ya?
Hmm. Hmm.